Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda bir çay bardağı arpa şehriye ve salatalıkla hazırlamış olduğum tarifi sizlerle paylaşmak istedim. 3 tane salatalık kullandım. Bıçakla üzerine çentikler atıp küçük küçük doğradım salatalığı. Bu aşamada dilerseniz rende de kullanabilirsiniz. Ben salatalık sulanmasın diye rende kullanmadım. Pratik güzel bir tarif bugün sizlerle paylaşmış olduğum özellikle yaz aylarında içinizi ferahlatacak pratik ve lezzetli bir tarifi sunmak istedim. Eminim ki bazı değerli izleyenler de bu tarifi hazırlayıp zevkle yiyorlardır. Tüm salatalığı aynı şekilde doğramaya devam edeceğim. son kalan bir parçayı da doğrayıp diğer aşamaya geçiyorum. Kaynayan su içerisine bir çay bardağı arpa şehriyeyi ekledim. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Arpa şehriyenin pişmesini bekleyeceğim. Arpa şehriye diğer makarnalara göre daha çabuk pişer. Hemen de pişti. Arpa şehriye piştikten sonra bir süzgeçten geçirip suyunu süzeceğim. Arpa şehriye soğudu ve salatalıkların içerisine ekledim. Bir tatlı kaşığı kuru nane ilave ettim. Dereotu da ekleyebilirsiniz. Dereotum yoktu. Bu yüzden kuru nane ekledim ben. Kuru nane de çok güzel yakışıyor. Bunu da söylemek isterim. Yoğurdu ilave ediyorum. Az önce sarımsağı rendeledim. Bir diş sarımsak kullandım. Yoğurdu ekledikten sonra içerisine bir çay kaşığı tuz ekledim. Öncesinde 5 yemek kaşığı yoğurt ilave etmiştim. Tamamen birbirine karıştırıyorum. Malzemeleri ferah ferah çok güzel oluyor. iyice karıştırdım. İçerisinde arpa şehriye, salatalık, kuru nane, bir diş sarımsak, bir çay kaşığı tuz var. Tüm malzemeler birbirine karıştı. Tam kaşık kaşık yemelik lezzet. Servis tabağına alacağım tarifi. Hazırlamış olduğum tarif arpa şehriyeli kurucacık da diyebilirsiniz. Servis tabağını alıyorum. Üzerini düzeltip biraz yağ hazırlayacağım. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Sade bir şekilde tüketmek istiyorsanız yağ eklemeye de bilirsiniz. Ben biraz göze de hitap etsin diye bir parça ceviz bir kahve filcanı kadar zeytinyağını tavaya aldım. Üzerine bir çay kaşığı dolusu toz kırmızı biber ekledim. Cevizi biraz kavurdum. Biberi yakmadan hemen altını kapattım ve hazırlamış olduğum arpa şehriyeli kuru cacığın üzerine döküyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı Videonun altına bekliyorum sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Açıklama kısmından malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Başka pratik lezzetlerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.